Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Kafımda fesim, gönlümde sevgiyle bugün kümesimdeyim yine. Bugün hatta bize güvercinleri göstereceğim. Sepet kuyruklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bir dedim ki sepet kuyrukların yavrularını göstereyim. Bayağı bir büyüdüler. Artık yerde geziyorlar. Keyifler de çok yerinde. Maşallah ya. Şimdi hava yine soğumaya başladı arkadaşlar. Bak. Sabah sabah kümesindik, her yer ayaz. Saat da 10, sabah sabah dedim yani çok da erken değil aslında. Ama soğuk. Şimdi içeride yavru güvercinlerimiz annelerini kovalıyor. Hemen onları da paylaşmak istedik. Sepetler çünkü bayağıdır paylaşmıyorum. Bir de bakacağız yeni yavrular var mı? Şu yerdekiler yeni yavrular aslında. Yeni daha. Büyüdüler. Güzel bir eş oldular inşallah. Böyle de devam ederseler çok güzel eşlemeler olacak. Bakacağız işte şimdi. Bakıp bakıp göreceğiz arkadaşlar. Her yere bir göz gezdirelim. Yani... Yavaş. Şöyle bir buraya geçelim. Başka yavru var mı? Yuvalara bakmadan önce şöyle bir inceleyin. Hele yukarıdakilerine baksana. Şuradaki benim favorim. Şu an 4 numaralı odada. Kafasını da çıkartmış görünüyor ya. Çok güzel renklere sahip. Alttakiler bu yılın artık herhalde son yavrular olabilir. Yuvalara bir bakalım ki başka yavru var mı da. Umarım vardır diye umut ediyoruz. Çünkü ben istiyorum arkadaşlar ya olsun. Sepet kuyruklar artsın. Maalesef yok gibi. Var mı? Yok. Yok. Herhalde daha yavrulamazlar uzun süre bunlar diye düşünüyorum. Sizin canınız yerim. Sepet kuyruklar benim. Hah, favorim şu hayvan. Çok güzel renkleri var. Gel gel çık. Çık oğlum. Kızım ne isteyeceksin senin? Hah? Oğlan mısın kız mısın bilmiyorum. Oy uçmayı da öğrenmiş bizim kuşlarımız benim maşallah. Denge de zor duruyor ama uçabiliyor en azından arkadaşlar. Canım benim. Bir de yuvasına girmiyor mu? Böyle pıntık pıntık gezmiyor mular? Böyle küçük küçük bacaklarıyla ama böyle tih tih durmuyor mular sepet kuyrukları? Böyle kuyruklarına bakın. Beyazım benim. Bembeyaz, süt beyaz maşallah. Arkadaşlar sizler de güvercinlere bakınca huzur buluyor musunuz? Böyle huzurunuz had safhaya çıkıyor mu? Benim gerçekten çok fazla artıyor. Böyle güvercinlere bakınca aşırı huzurlanıyorum. Niye biliyor musun? Aşırı masum geliyor bana. Hayvanların bakışı falan çok masum geliyor. Böyle gözlerin içine bakın. Gözlerin içine bakınca insan bir mutlu oluyor. Yüreğim böyle güzelleşiyor arkadaşlar. Çok pozitif bir duygu alıyorum. Çok pozitif bir enerjiye bürünüyorum kendi kendime. Çünkü gerçekten güvercinler barışın simgesi diyorlar ya. Harbiden öyle. Barışın simgeleri. Hay maşallah size. Hele bunun duruşuna. Hele tik tik duruşuna. Hele geri geri yürüyüşüne. Ay ne oğlum ben sizi yerim. Bir ara alıp sizlere mıncıklayacağım. Öpeceğim koklayacağım. Böyle var ya gıt dayacağım size. Sepet kuyruklarım benim. Bunların diğer adı neydi? Rakkas güverciniydi herhalde diye hatırlıyorum. Yok rakkas da herhalde. Sepet kuyruk. Sonra rakkas diğer adları. Duruşan kurban olurum ben seni. Ay yüzünü yemiş seni. Kakaytına kuyban oldum seni. Arkadaşlar başka yavru yok. Gördüğüm kadarıyla zaten bu yılın şu yavrular burada. Yavrular da artık biraz buradan sahiplendirme yaparız zaten muhtemelen. Aha orada bir tane daha yavru var. İçeride duruyor öyle. İyi. Çocuklar çok güzelsiniz. İç parazitlerini de yeni verdi babam. Şu an burada aramda iç parazit suyu var. İç parazitleri tamam yani. İnşallah bu şekilde devam ederse sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayacaklar diye düşünüyorum. Git 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 git. Çok şükür. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar buradan. Pony de bu ara burada iyi ya. Pony sağlıklı. Muhtemelen pony'nin hastalığını da söyleyelim. O karnı titriyor ya bazen. Herhalde ki çiftleşme şeyi gelmiş. Onu öğrendik. Çiftleşme zamanı gelmiş biraz kızışmış. O yüzden öyle bir titreme var. Yoksa farklı bir durum yok. Ne hayvanda gerileme var yani sağlık problemi herhangi bir şekilde artmıyor. Öyle çok
Yani gayet sağlıklı. Keyfin yerinden mi poni senin? Poni keyfin yerinden mi kızım? Ha? Poni. Yaza doğru inşallah belki çiftleştirme ihtimalim var. Götürüp güzel bir erkek bulacağız. Güzel bir erkek bulacağım. Böyle bunun gibi cüce. Onunla bir melezleme yapmayı düşünüyorum. Değil mi ponim benim? Aslanım benim. Tavşanlar konusunda bayağı bir... Poni dur. Hay. Poni ama ne yaptı? Kızdım ama ben anlıyor. Tavşanlar konusunda da en son ölen tavşanlarımızı biliyorsunuz. Değerlendirmiştik, konuşmuştuk hep birlikte. Operasyon devam ediyor. Şu an izlemekteyiz. Bakalım ki yeni bir yavru, yeni bir anne olacak mı? Ondan sonra da gerekli toplama yapacağız tekrardan. Onu da sizlerle tabii ki paylaşacağım. Kekiklerime ne demeli? Bıldırcınlarım da burada. Kekiklerime bakın. Maşallah. Kralı kekiklerime bir hastayım ben. Ayrı bir hasta. Hani bir kapıyı açak da. Bugün kapıyı gece açtım. Gece açıyoruz. Güvercinleri sizlere paylaşayım derken tavukları unuttuk. Şimdi çıkın çocuklar. Maşallah. Dışarı çıkan tavuklar en önce böyle bu tarafa doğru dönüyor. Nedeni ne biliyor musunuz? Tavuklar aslında çok zekidir. O yüzden nerede ne olduğunu bilirler. Ben her sabah poniye ve kedim Dadaş'a o arka tarafta Seran'ın orada yem verdiğim için, mama verdiğim için tavuklar o mamanın yerini biliyorlar. Bakın bir grup çoktan gitti oraya. Orada şu an. Halbuki kalmadı bir şey. Bir grup da burada. Gece vakti burada veriyoruz. Sabah da o dipte veriyorum ki tavuklar gidip de yemesin. Ama bildikleri için orada yemek olduğunu hemen oraya akın ediyorlar. İşte bu kadar da zeki bir hayvan tavuk dediğimiz. Öyle basit almayın tavuklar arkadaşlar. Yakışıklı oğlum çık. Gel yakışıklı gel. Gelsene oğlum. Ha? Gelmeyecek misin? Yakışıklımın kümesimin yeni yakışıklısı. Biliyorsunuz maskot yakışıklımızı kaybetmiştik. Maskot yakışıklıdan sonra da yeni yakışıklımız burada. İnşallah kümesimiz de uzun yıllar bizimle birlikte olur diye umut ediyorum. Çıkmaya da hiç niyeti yok gibi. Tamam biz gireriz sen çıkmazsan. Arkada da bu yakışıklının oğlu var. O da bunlardan. Yalnız bu çok güzel. Bayağı bir büyük kasası var. Paçaları çok hoşuma gitti. İnşallah daha da büyüyecek. Bence sürüde güzel bir yer edinecek gibime geliyor. Genetikler. İşte Bitcoin. Bitcoin. Savaş nerede? Helal gidiyor ki. Bura çok geniş oldu onlara. Bir dakika göremiyoruz. Burada yine arada bir görüyorduk. Burada hiç görme ihtimalimiz yok. Sürekli kaçıyorlar. Kaçsınlar sıkıntı yok. Böyle daha iyi bence. Sürümüz genel olarak iyi. Çok şükür şu an yem bekliyorlar benden. Siz bekleye durun. Ben sizi yemlenmeyeceğim miyim? Yemlerim tabii ki. Canını yedıklarım. Tavşanlarımızın bir grubu da burada. Hatta burada çiftleşmeler başladı. Erkek tavşanlar, dişi tavşanlar. İnşallah yavru tavşan bekliyoruz bu arada. Umarım yanılmayız. Güzel bir yavru tavşan alırız diye umut ediyoruz arkadaşlar. Bıldırcınlarımızda da son durum. Halen daha kış olmasına rağmen yumurta salımı devam ediyor. İnanılmaz derecede. Beni şaşırtıyorlar. Bir videoda zaten sizlerle yumurtalar toplayacağız nasip olursa. Dikkatimi çok çekti. Bu yıl aşırı derecede şaşırıyorum. Çünkü çoktan bırakmalar lazımdı yumurtaları. Bunlarla bir söyleşi yapmamız lazım gibime geliyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Başka diyecek pek bir şey kalmadı. Umarım güvercinler hoşuna gitmiştir. Yavrularımız büyüdü. Sepet kuyruklar için yeni bir yer yok. Tamamen o apartman oturmaz onlara ait. Sepet kuyruklarımızın yerine tavuk mavuk koymayı düşündük. Biliyorsunuz cüce tavuk götürelim dedik. Sonradan vazgeçtik arkadaşlar. Nedeni ise ya biraz daha sepetler özgür olsunlar. Bakın yere inip yemleniyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Benim hoşuma gidiyor bu durum. Hayvanları bir de özgürlüğünden yapmayalım. Bayağı bir sepet kuyruk olsunlar. Dolsun ağzı bir. Öyle takılsınlar istiyorum ben. Böyle dolu dolu. Tavşan kafesinde bir problemimiz var. Yeni operasyonla birlikte erkekler ayırdıktan sonra buradaki tavşanlar hepsini taşıma ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Bu kafesi de başka bir tavuğa veya da tavuk cinsine atayama ihtimalimiz var. Buradaki tavşanları da normal kafese almayı şimdilik düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ölümler oluyor. Bu ölümler önüne geçebilmek için yer değişikliğine gitmemiz gerekebilir.
Diğer videolarda inşallah görüşeceğiz. Artık havalar soğudu, kış geldi. Bildirimleri açıp bir de abone olursanız emin olun istineceksiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.